Welcome, Hamlet Sales. Merhaba. Welcome, Riyan. Hi, this is Jane. Today, we're going to... Hi, my name is Albert. Hi, I'm here to talk about Hello everyone, this is Riyan from... Hi, my name is Riyan. Welcome everyone. Herkese merhaba, ben Cenk. Medikas şirketinde teknik satış müdürü olarak görev yapmaktayım. Bugün vaktini ayırıp yayınımıza katılan herkese tek tek teşekkür edelim. Sizlerin de katkısıyla keyifli bir etkinlik gerçekleştireceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz yıllarda gerek İstanbul ofisinde gerekse İstanbul dışında birçok ilde yaptığımız etkinliklerle sık sık bir araya geliyorduk. Fakat 2020 yılından itibaren hayatımıza giren pandemi sebebiyle bu seneki etkinliğimizde sizlerden daha fazla uzak kalmak istemediğimiz için bu etkinlikleri online olarak gerçekleştiriyoruz. Şimdi sizleri bugün canlı prodüksiyon yapımı konusuyla birlikte canlı yayın alanında uzman şirketlerin ve kullanıcıların deneyimlerinin de faydalanabileceğimiz çok güzel bir etkinlik planladık. Ayrıca her bölümün sonunda sorularınızı canlı olarak bize iletebilirsiniz. Yani izlediğiniz platformun altındaki chat ekranından bize yazabilirsiniz. Biz de bu bölümün sonunda soruları cevaplayacağız. Bunu da hatırlattıktan sonra koronavirüs dünyadaki günlük yaşamı neredeyse her yönüyle etkiliyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu birçok ülke zorunlu olarak büyük toplantı organizasyonlarını, sahne çalışmalarını ve etkinlikleri maalesef kısıtlayan böyle sert bir takım kurallar koymak zorunda kaldı. Bizler de gördük ki bu yeni normale adapte olmaya çalıştığımız bu dönemde canlı yayın teknolojileri bizlere gerçekten çok yardımcı oldu. Açıkçası video konferans dünyasına eminim birçoğumuz aşinayız. Hatta bu sektörün içindeyiz aynı zamanda. Fakat sosyal mesafe çabaları canlı yayın teknolojilerinin tahmin edilemeyeceği kadar arttırdı. Ya etkinlikleri. Canlı yayın etkinlikleri sadece 2020 yılı içerisinde tüm dünyada %99 oranında ciddi bir artış göstermiştir. Özellikle Zoom, Teams gibi servislere ek olarak farklı canlı yayın platformları üzerinden yapılan konserler, ki ben de çok yakın bir zamanda katılmıştım, sanal kitap lansmanları, hatta sanal uygulama üzerinden doktorlar ile görüşme gibi birbirinden bağımsız birçok sektör canlı yayın etkinlikleri gerçekleştirdi. Yani ciddi oranda birçok sektörü sıçradı diyebilirim. Şimdi günümüzde internet erişiminin artmasıyla canlı yayın teknolojilerinin öğrenmenin fiziksel sınırlamalarını aşmayı sağladı. Bu ne demek oluyor? Yani her ne kadar bu duruma hazırlıksız yakalansalar da okullar, üniversiteler gibi eğitim kurulları yayın teknolojilerine adapte olarak, yani çok kısa sürede adapte oldular ve binlerce öğrenciye ders içeriklerini hızlı bir şekilde aktardılar. Hatta böyle uzaktan spor, yoga gibi birçok alternatif eğitim kanalları ve sektörlerinin de açılmasında gerçekten canlı yayın teknolojileri ciddi oranda destek oldu diyebilirim. Bunun yanında tabii ki işletmeler ve kurumsal firmalar belki de bu dönemde canlı yayın teknolojisinden en fazla faydayı elde eden organizasyonlar olmuştur. Özellikle ekiplerin iç iletişiminde, hatta müşterilerle bağlantıda kalmasında ciddi faydalar sağlamıştır. Diyebiliriz ki bu alanda özellikle bankaların ciddi bir atılım yaptığından bahsedebiliriz. Zaten sık sık da televizyon reklamlarında bu konuyu ön plana çıkardılar. Tabii ki canlı yayın teknolojilerinin bir diğer güzel yanı ise öngörülemeyen sebeplerden dolayı organizasyonların iptal olma olasılığına, ya olasılığını sağlayan riskleri birçok konuyu ayrıca çok kolay bir şekilde çözebiliyoruz. Çünkü sanal organizasyonlar veya sanal yayınların koordine edilmesi gerçekten çok hızlıdır. Buna ek olarak izleyicilerle iletişime girmemiz ise oldukça kolaydır. Hatta gelişen bazı teknolojiler sayesinde izleyicilerle anlık yayın anketi yapabiliyoruz artık. Hatta yazılı ve sözlü iletişim gibi olanaklarla onlardan, yani izleyicilerimizden hızlıca geri dönüş alabiliyoruz. Ki şu an bizim de burada yaptığımız gibi. Şimdi gördüğüm kadarıyla salgın sırasında en ilginç, ya bana göre en ilginç kullanım alanlarından bir tanesi de tıp alanı oldu. Özellikle bazı sigorta firmaları ve bazı hastaneler hastalarına çeşitli uygulamalar aracılığı ile uzaktan doktor desteği sayesinde bazı tanı ve fikirlerini daha kısa sürede paylaşmasını sağladı. Özellikle pandemi döneminde evden çıkmaya korkan vatandaşlar için
insanlar için bu hizmet gerçekten çok faydalı oldu diyebilirim. Aslında bu yani uzaktan doktor ve tanı olayı çok yeni bir düşünce değildi benim bildiğim kadarıyla. Tıp sektöründe bunlar zaten planlanıyordu ama hem pandemi hem de canlı yayın teknolojilerinin bu denli çeşitli olması bu süreci hızlandırdı diyebiliriz. Covid-19 virüsünün dünya çapında yayılmasının etkileşim ve çalışma şeklimizi gerçekten değiştirdi. Yani birçok insan uzaktan çalışmaya başladı. Fakat krizin yarattığı zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olacak canlı yayın teknolojilerinin uygulanması gerçekten artan bir fırsat sağladı bize. Özellikle pandemi döneminde birçok sektör olumsuz etkilense de canlı yayın sektörü bu alanda neredeyse hiç etkilenmedi. Hatta eskiden yani canlı yayın etkinlikleri böyle tırlar dolusu ekipmanlar taşır ve daha kalabalık ekiplerle çalışırdık. Yani böyle minimum bir yayın için en az 5-6 personel bir organizasyon içerisinde bulunurdu. Fakat şimdi baktığımız zaman Atem Mini ve Pocket sinema kameralar sayesinde istediğimiz her yerde istediğimiz içeriği herkese paylaşabiliyoruz. Hatta sosyal medya entegrasyonları sayesinde hiçbir teknik bilmemize dahi gerek kalmıyor. Cihazın sadece güç kablosunu takıyoruz ve üzerindeki yani kameraları da bağladığımız zaman ya da HDMI girişleri bağladığımız zaman direkt olarak cihazı kullanmaya başlıyoruz. Şimdi bilmeyenler için Atem nedir? Atem Blackmagic Design tarafından üretilen bir video mikserdir. Yine video mikseri böyle kısaca tanımlamak gerekirse birden fazla kaynağı yani ki bunlar az önce de dediğim gibi kamera olabilir, bilgisayar olabilir, işte oyun konsolları olabilir. Ya da HDMI'den çıkış verebilen her şeyi bağlayabildiğimiz cihazlar. Aynı zamanda bunlar arasında geçişler yani birinci kameradan ikinci kaynağa ya da ikinciden üçe. Video mikserlerinin işte özelliklerine göre logo, animasyon veya alt band gibi az önce yani yayının başında da yaptığımız o görsel girdi. Nesneleri ekleyip yönetebildiğimiz cihazlara biz video mikser diyoruz. Tabii ki prodüksiyon ihtiyaçlarımıza göre belirleyebileceğimiz birçok Atem modeli bulunuyor. Yani mesela 5-6 saatlik ya bunun yanında daha doğrusu 5-6 saatlik bir organizasyon var diyelim ve bunun rejisini yapacağız. Tabii ki burada en önemli noktalardan bir tanesi de bunun kayıt altına alınması. Çünkü oradaki asıl temel amacımız bu görüntüleri kaydetmek. Bizim tarafta da yani Blackmagic Design tarafında da özellikle yüksek görüntü kalitesi sağlayan, uzun süreler kayıt imkanı sağlayan birden fazla modelimiz var. Fakat biz bunları HyperDeck ailesi olarak toparladık diyebilirim. Yine bu ürün gamında gerek SD gerek SSD olarak birçok alanda bize destek oluyor diyebilirim. Şimdi tüm bunların yanında live production tarafında en önemli elemanlardan bir tanesi kameralar. Yani isterseniz prodüksiyon yapın, isterseniz canlı yayın yapın ya da sinema filmi çekin. En önemli noktalardan bir tanesi kameramız. Şimdi kameramızın kamera seçiminde şuna çok dikkat etmeliyiz. Özellikle bulunduğumuz ortama göre yüksek dinamik aralık dediğimiz özelliğe sahip kameraları tercih edersek ve bu kameralar video kamerası olarak geçiyor ise yani video kamerası kullanmamız gerekecek. Biz bu kameralar sayesinde uzun süreler kayıt yapabiliyoruz ve uzun süreler çalıştırabiliyoruz. Fakat sinema kamerada aynı şekilde bir video kamerası olarak görev gördüğü için çok uzun süreler biz bu kameraları çalıştırıp bunlar üzerinden yayınlarımızı yapabiliriz. Bunun yanında tabii ki bir diğer güzel nokta az önce Atem Mini'den bahsetmiştik. Atem Mini modelleri ile Pocket sinema kameralarını bağladığımız zaman biz bu kameraları uzaktan kontrol edebiliyoruz. Şimdi bu benim ne işime yarayacak dediğiniz zaman şöyle bir nokta var. Hani artık kalabalık ekiplerle çalışmadığımızdan bahsetmiştik. Kalabalık ekiplerle çalışmadığımız için özellikle pandemi koşullarında bir kişi yayın yapacaksa hem kamerayı kontrol edebiliyor hem geçişleri yapabiliyor. Aynı zamanda kendi prodüksiyonunu gerçekleştirebiliyor. Bu gibi durumlarda Atem Mini ve Pocket kombinasyonu gerçekten bizim oldukça işimize yarayacak bir kombinasyon diyebilirim. Şimdi çok kısa bir video aramız olacak. Bu video arasından sonra merak ettiğiniz şeyleri, soruları bize iletebilirsiniz. Yani yayınımıza bu şekilde devam edeceğiz. Görüşmek üzere.